Bana kalırsa oyun dünyasının başına gelmiş en güzel şey mod camiasıdır. İnsan boyutundaki Optimus Prime'la araba çalmayı nerede yapabilirsiniz ki? Unutmayın ki modcular sayesinde yapımcılar tarafından terk edilmiş bozuk eserleri düzeltip düzgünce oynayabiliyoruz. Benim en çok takdir ettiğim ise tüm oyunu baştan sona değiştirip mod olmaktan çıkıp bambaşka bir oyuna dönüşen yapımlar. Mesela yapımı 9 sene süren Resident Evil tarzındaki hayatta kalma korku oyunu olan Total Chaos, kendisi bir Doom 2 modu. Evet, Doom 2. Oğlum inanabiliyor musunuz? Bu oyun böyle gözüküyor. Alkış, alkış. Cryo Fire gibi benim bir dram gözüyle baktığım başyapıtlar geçti bu mod camiasından. Valve'ın neredeyse tüm oyunlarının bir zamanlar mod olduğu gerçeğini de unutmayalım. Source oyunları modlarıyla meşhur yapımlardır. Portal Stories Mel gibi heykeline beton yetmeyecek oyunlar olsa da, Huntland Freeman gibi bir Türk tarafından yapılmış insan ırkına tehdit olan yapımlar da var. Oğlum Amerika'yı arayın, petrol verdiğinde şu yapımcıların evini bombalasın ya. Ha tabi öbür tarafta Intro Bizarro 2 gibi kucaklanıp korunması gereken yapımlar var. Kendisi 10 ay önce çıkış yapmış, yapımı tam tamına 5 sene süren, kimisine göre nihai Half-Life 3 olan oyun. Şimdi bana hey Sak, neden ikinci oyun birinci oyun değil diye soracak olanlar vardır. O yüzden kısaca birinci oyuna değineyim. Toplam 2 saat içerisinde bitirebileceğiniz bu oyunda siz bir metropolissiniz. Hatırlatırım, metropolisler zihni yıkanmamış, sadece daha iyi hayat şartları için, Combine için gönüllü çalışan insanlardır. Oyun şehir onda geçiyor. Daha önce hiçbir Half-Life oyununda görmediğimiz karlı atmosfere sahip bu oyun. Hani hepimiz karı seviyoruz sonuçta. Düşmanlarımızsa tabii ki de direnişçiler ve Vortigatlar. Uzun bir aradan sonra Vortigatlarla savaşmak gerçekten güzel bir his. Ama tabii ki çoğunlukla zombilerle savaşıyoruz. Yeni silah olaraksa bir tek Combine Jaffa ve Menekler var ve bu sefer silahlarımız sınırlı. Ha bir de sözde yeni silah olarak R2'nin prototip versiyonu var ama renginin mavi olması haricinde bana kalırsa aynı. Oyunda iki tane cameo var. G-Man'i göremesek bile duvardaki bir tane yazıdan kendisinin bir tane direnişçiyle şehir 17'ye silah yollaması için anlaşma yaptığını öğreniyoruz. Bir de kısacık Barney'i görüyoruz. O kadar. Kendisi kötü bir mod değil ama aşırı iyi olduğunu da söyleyemeyiz. Yine de Combine olarak oynamak değişik bir deneyim sunuyor. Hemen ilk oyunun ardından geliştirmeye başlanan Entropy Zero 2 ise nereden övmeye başlasam bilemediğim bir oyun. Eğer Valve tarafından Entropy Zero 2'nin hikayesi canon olarak kabul edilseydi, emin olun orijinal Half-Life oyunlarına hiçbir zarar vermezdi. Oyun Half-Life evrenine çok sadık. İşlediği hikaye biz fanlara yazılmış bir şiir gibi resmen. Ayrıca merak etmeyin, bu videoda spoiler yok. Yaptığım 44 dakikalık Black Mesa belgeselinde bile "Hey, niye Half-Life birden spoiler veriyorsun?" diye bana sövenler vardı. O yüzden çıkalı 10 ay olmuş bu oyundan spoiler vermeyeceğim. Hani baş kötü, oyun sonu boss'u, bunların görüntülerini bile kullanmayacağım, öyle söyleyeyim. Dostlar, ben oyunu anlatırken hemen aşağıdan bir like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Emin olun algoritmaya faydası olur. İyi seyirler. Sen Aiden Walker denilen bir adamsın. Combine istilasından önce karın kazadan ötürü ölmüş ve kızınsa bu olaydan sonra kaybolmuş. Seni de kızını ve karını öldürdüğünün gerekçesiyle hapse atmışlar. Combine dünyayı istila edince insanların aksine sana bir umut ışığı göstermiş. Seni hapisten çıkartıp bir metropolis yapmışlar. İlginç şekilde Aiden Walker diğer insanların aksine Combine istilasından memnun. Kendini önemli biri gibi hissediyor. Combine bize eğer belirli bir rütbeye ulaşırsak kızımıza bulabileceklerini söylemiş. Ve her geçen gün o puanı almaya daha fazla yaklaşıyoruz. En iyi metropolis biziz. Bir gün havalandırmada headcrab temizliği yaparken birkaç metropolisin bizi kıskandığından ötürü "kesin bu kendi kızını öldürmüştür" diyerekten sistemden puanımızı düşürmeye çalıştıklarını öğreniyoruz. Akıl sağlığımızda Doomguy gibi olduğundan ötürü bu olaya tepkimiz direkt polisleri öldürmek oluyor. Kendi sözde takım arkadaşlarımız olan insanları öldürdüğümüzden ötürü karakterimizin takma ismi kötü polis. Sonrasında ceza olarak ilk oyundaki göreve atanıyoruz. Yani evet, ilk oyundaki göreviniz aslında bir cezaydı. İlk oyundaki başarımızdan sonra bizi Allied Combine askeri yapıyorlar. Numaranızsa 3650. Nova Prospect'te uyandığımızda görüyoruz ki ortalık mahvolmuş. Tabii ki bunun sebebi Gordon'un Antliner ile Nova Prospect'e saldırdığından ötürü. Bir müddet sonra karşılaştığımız Advisor bize ana amacımızın Judith Mossman'ı yakalamak olduğunu söylüyor. Tabii oyunun ana hedefi bu olsa da arka planda işlediği çok güzel bir hikaye var. Oyunda birden fazla son var ve bu sonları almak sizin oyun içi yaptığınız eylemlerle ilgili. Yani portalı yürümeyi reddet gibi basit bir şey yok. Bu oyunun takdir edilmesi gereken en iyi yanı ana karakterimiz konuşabiliyor. Hem de bayağı konuşuyor. Oyunda aşırı fazla diyalog var. Her şeye tepki veriyoruz. Bir sürü gizli diyalogu unutmayalım. God modu açtığınızda bile karakterimiz dördüncü duvarı kırıyor. Hikayenin namına değinmemiz gereken son şey ise Wilson. Kendisi bir Aperture Science tarihi. Aşırı sempatik, tatlı, o metal kollarını tutup ufak bir bebeğin yanağını sıkar gibi sıkma istediğiniz bir karakter. Kendisiyle tanıştığımız bölümün sonunda oyun bize iki tane seçenek veriyor. Ya kendisini geride bırakacağız ya da oyunun son anına kadar yanımıza taşıyacağız. Ayrıca Wilson'ı yanınızda almazsanız oyunu tam anlamıyla deneyim edemiyorsunuz. Sanki bir parçanız hep eksik gibi oluyor.
Hem Wilson hem de karakterimiz kötü polis maceramız boyunca birbirleriyle çok fazla etkileşime geçiyor. Ayrıca 5 saatte bitirdiğim bu oyunda Wilson beni bir kısımda aldatmayı başardı. Kendisine bağlanmamak elde değil. Wilson ölebiliyor. Öldüğünde ise karakterimizin ona bağlanma durumuna göre farklı diyaloglar duyuyoruz. Öyle bir detay eklemişler. Elbette ölünce de oyun iptal olmuyor. Olduğu gibi devam ediyor. Ama unutmayın ki bir Half-Life oyununda save her zaman kurtarıcıdır. Şimdi aranızda Wilson'ı yanımızda taşımak hem oyunu zorlaştırıp hem de oynanışı baltalamaz mı diye soranlar olabilir. Arkadaşlar emin olun öyle bir şey olmuyor. Wilson yüksekten düşmediği sürece düşmanlar tarafından kolayca öldürülen bir karakter değil. Ayrıca önemli aksiyon anlarında oyun sana Wilson'ı bırakıp haritanın sonunda tekrar alabileceğin bölgeler bırakıyor. Kendisi kesinlikle bu oyunla ilgili en iyi şey. O yüzden Wilson'ı yanınıza alın arkadaşlar, pişman olmayacaksınız. Şimdi hikaye tarafında oynamak isteyenler için daha fazla değişmeden oynanışa girmek istiyorum. Oyun Half-Life 2'nin çıkabileceği maksimum kaliteye çıkmayı başarıyor. Graffiti Gun, Levy gibi Gordon'a özel silahlar haricinde ikinci oyundaki tüm silahlarımız burada duruyor. Hepsinin sesi ve animasyonları güncellenmiş durumda. Tabanca ise komple değişmiş. Artık tabanca bir enerji silahı ve bu yüzden mermisi bitmiyor. Kendi kendine hızlıca geri doluyor. Eğer sağ tıka basılı tutup enerjiyi biriktirirseniz tıpkı Gauss silahı gibi düşmanlara yüksek hasarlar verebiliyorsunuz. Ayrıca güzel bir dokunuşla kombat istilası öncesinden kalma bir MP5 kullanıyorsunuz. Bu MP7'ye göre daha az hasar verse de çok daha hızlı bir silah. Düşman gruplarını tararken kesinlikle elime MP5 alıyorum. Bu oyuna özel diğer silahlardan biri ise zen bombaları. Bu bombalar yüksek sayıdaki düşman gruplarında bayağı işe yarıyor. Ayrıca puzzle elementleri de çoğunlukla bu bomba üzerine kurulu. Bombayı attığınızda ise etrafındaki her şey kendine çekip zene ışınlıyor. Ama bunun sonucunda da size zendeki düşmanlar ışınlıyor. Bir nevi takas bombası. Sadece deathmatch'te olan yapışkan bomba geri dönmüş. Sadece düşmanlar için değil, duvarları patlatmak için de bunu kullanabiliyorsunuz. Zorunluluk yani. Bu sefer oyunda bir yakın dövüş silahı yok, onun yerine tekme atıyoruz. Tekmeyle insan düşmanların elinden silahları düşürebiliriz, kapıları kırabiliriz. En basitinden kaynak kutularını hızlıca kırma konusunda da işe yarıyor. Tekme kesinlikle levyeyi yaratmıyor. Sırf kutu kırmak için sürekli silah değiştirmek zorunda değilsiniz, harika sistem. El feneri ise kombine gece görüşüyle değiştirilmiş ve Opensic Force'daki gibi göz ağrıtmıyor, yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Half-Life 2'deki çoğu oyuncu tarafından kötü olarak kabul edilmiş yolculuk kısımlarını hatırlıyor musunuz? Yine oyunda bir araç yaptığınız yolculuk kısmı var ama bu sefer çok daha aksiyonlu ve kısa. Arka tarafa da Wilson'ı koyabiliyoruz, kendisi hiçbir şekilde düşmüyor, rahat olun. Oyundaki birçok alanda sadece Wilson'ın açabileceği kaynak odaları var. Buralardan harbiden çok iyi cephane çıkıyor. O yüzden Wilson'ı yanınıza alsanız iyi olur. İkinci oyundaki direnişçileri yanınıza alma olayını hatırlıyor musunuz? Hani gidin, gelin, burada durun diye emir veriyorduk. Neredeyse hiçbirimizin kullanmadığı bir özellikti. Entropy Zero 2 ise bu olayı oldukça geliştirmiş. Artık emir verirken giren el animasyonu haricinde tam olarak nereye gideceklerine dair işaret çıkıyor ve komutlarınızı çok daha iyi bir şekilde dinliyorlar. Ayrıca bu sekansların sayısı daha fazla. Benim Half-Life 2 namına en büyük şikayetim düşman kıtlığıydı. Oyunda zombi, Endline ve Combine askerleri haricinde düşman yoktu. Bu oyundaki düşmanlar epey çeşitli. Öncelikle zen bombalarını kullandığınız zaman Endline gibi düşmanlar haricinde HIV zombilerini de yanınıza ışınlamak yüz gülümsetiyor. Ve evet, sadece zen bombasıyla HIV zombileriyle karşılaşabiliyorsunuz. Tıpkı Black Mesa'daki gibi HIV kostümünün konuştuğunu duyabiliyoruz. Blood loss detected. Have a very safe day. Bu güzel bir detay ve kendileri 20 senedir bu halde. Yazık. Normal direnişçilerin yanında zırhlı direnişçiler ya da portaldaki uzun atlama botlarına sahip yükseklere zıplayan direnişçiler var. Savaşmayı zorlaştırdıklarını söyleyebilirim. Normal Vortigantların yanında zombi Vortigantlar da var ve bana baya korkunç geliyorlar. Ama en büyük yenilik ise tabii ki de Zen ve Race-X uzaylıları. Evet doğru duydunuz. Race-X diyorum. Bu oyun Opposing Force'u Canon'ı sayıyor. Zaten Blueship ve Opposing Force Canon mı değil mi bunun hakkında bir video yapacağım fakat şimdilik şunu söyleyebilirim ki fazladan düşman her zaman iyidir. Bulusquid'lerin yavru halleri ve Half-Life 2'deki betada uçan yaratıklar bile var. Half-Life 2'deki elektrik köpeği de oyun boyunca toplam 4 defa karşımıza çıkıyor ve öldürmesi oldukça zor. Öldürürsek oyun bize başarım veriyor. Oyun tüm bu düşmanları güzel bir sırayla harmanlayıp bize sunmasını çok güzel başarıyor. Değinmezsem olmaz dediğim bir diğer kısımsa Aperture Science kısmı. Entropy Zero 2 Half-Life ve Portal'ı birleştirmeyi çok iyi başarıyor. Bu kısımda silahlarınız toz olup gidiyor. Ve bölüm sonuna kadar Opposing Force'daki Gnome denilen devasa zombiden saklanarak ilerliyorsunuz. Kısacası Outlast ama düşük bütçeli. Bu aynı zamanda Wilson ile tanıştığınız bölüm ama korkmayın, Gnome Wilson'a saldırmıyor. Asıl endişelenmeniz gereken şey etraftaki taretler ve zombiler. Bunlar ses çıkarttığında Gnome direkt sese geliyor. Yani sessizce ilerleyip Gnome'u yanınıza çekmeden puzzle'ı çözmeniz gerekiyor. Gnome geldiğinde ise kendisinden saklanmak için etraftaki havalandırma deliklerini kullanıyorsunuz. Bir süre sizi arayıp sonra geri gidiyor. Eğer VR setiniz yoksa Half-Life Alyx'teki Jeff kısmını bu şekilde deneyimleyebilirsiniz. Övülmesi gereken bir diğer şey ise ışıklandırma. Bu bir mod olduğundan Half-Life 2'nin sınırlarının dışına Black Mesa gibi çıkamıyor. Fakat oyunu yapan herif elinden geldiğince motoru zorlamış.
Özellikle RSX'lerle ilk mücadele girdiğiniz kısımdaki ışıklandırma, gölgelendirme aşırı hoş. Gerçi bir oyunda kırmızı ışık varsa atmosfer her türlü iyi oluyor. Neyse. Oyunun benim için tek eksi yanı fan servisin bokunu çıkartması. Öncelik hakkını vereyim, çok güzel dokunuşlar var. Mesela ilk oyundaki cam ve zırh kaynaklarını bulabiliyoruz. Ya da ilk oyundaki headcrab'ler var. Bunlar benim yüzüme gülümseme koyuyor. Ama Cave Johnson'ın evi gibi ne gereği vardı oğlum ya, delirten saçma sapan şeyler de var. Ekstra olarak oyunda atölye desteği bulunuyor. Olur da oyunu tekrardan bitirmek isterseniz buraya göz atın, oldukça kaliteli şeyler var. Toparlama yaparsak. Entropy Zero 2 kesinlikle benim doğru düzgün eksi bir tarafını bulamadığım tüm Half-Life severlerin oynaması gereken, Steam'den ücretsiz bir şekilde tek tıkta indirebileceğiniz bir oyun. Gönül isterdi ki spoilerlı video yapabileyim, orada uzun uzun konuşayım ama oyunun fiyatı 800 lira falan değil. Hem ücretsiz olduğundan hem de süresi kısa olduğundan boş vaktinizde kesinlikle göz atın. Oyun hakkındaki görüşlerinizi hem de motive edici yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de sıradaki videoyu hazırlamaya koyulayım.